Herkese merhabalar. Nefis Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması ıspanaklı börek tarifini hazırlıyorum. İnanılmaz lezzetli ve kolay bir tarif. Videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Tarifime ilk olarak hamuru yoğurmakla başlıyorum. 1 su bardağı ılık suyu uygun bir yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine 1 paket kuru mayamı ilave ettim. Daha sonra maya içerisinde eriyene kadar karıştırıyorum. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Maya yeteri kadar eridikten sonra hemen üzerine bir su bardağı ılık sütümü ilave edeceğim. Su ve sütün mutlaka ılık olmasına dikkat edelim. Aksi halde mayalanma işlemi çok fazla uzun sürebilir. Bu yüzden ılık kullanalım. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ da ilave ettikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden unu mutlaka kontrollü ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Unun yarısını ilave ettikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum ve hamuru yoğurma işlemine başlıyorum. Oldukça kolay bir tarif. Bu tarif herkes evlerinde gönül rahatlığıyla yapabilir. Hamuru yoğurma kabın içerisinde toparlanana kadar yoğurma işlemine devam edeceğim. Daha sonra masanın üzerine alıp tamamıyla özleşene kadar yoğuracağım. Ve artık gördüğünüz gibi yoğurma kabın içerisinde toparlanmaya başladı. Masanın üzerine bir miktar un aldıktan sonra Hemen yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Hamuru yoğurduktan sonra tekrardan yoğurma kabına geri alıyorum. Yoğurma kabının alt kısmını yağladım. Daha kolay çıkabilmesi için hemen üzerine bir streç filmle kapatıp yaklaşık 45 dakika boyunca mayalanmaya bırakacağım. Ve artık hamur yeteri kadar mayalandı. Hemen üzerine açıyorum ve ilk etapta havasını alacağım. Hamurun havasını alma işlemi içerisindeki maya kokusunun gitmesini sağlayacaktır. Bu yüzden havasının güzel bir şekilde alınmasına dikkat edelim. Masaya bir miktar un aldıktan sonra hemen hamurun havasını alma işlemine devam ediyorum. Şöyle bir toparladıktan sonra hamuru 8 eşit parçaya bölüyorum. Hamuru eşit parçalara böldükten sonra bir beze haline getireceğim. Uç kısımlarını içe doğru katlayıp elim içerisinde yuvarlıyorum ve pürüzsüz bir hale getiriyorum. Hamur ne kadar pürüzsüz olursa açma işleminde o kadar kolaylık sağlayacaktır. Güzel bir şekilde açılacaktır. Bezelerin tamamını aynı yöntemle hazırladım. Uygun bir tabanın içerisine bir miktar un serptikten sonra bezelerimi tabanın içerisine alıyorum. Bezeleri yaklaşık 10 ya da 15 dakika boyunca dinlendirelim. Çok daha güzel açılacaktır. Hemen üzerini kurumaması için kapatıyorum. Bezeler dinlenirken iç harcımızı hazırlayalım. Yaklaşık yarım kilogram ıspanağı çok çok iyi bir şekilde yıkadıktan sonra süzdürmeye bıraktım. Uzun süre süzdürdükten sonra ince ince doğradım. Üzerine baharat olarak tuz ve pul biber ilavesi yapıyorum. Yakıştırdığınız bütün baharatları kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir baş kuru soğanı ince ince doğradıktan sonra ilave ediyorum. Ispanakla baharat ve soğan güzel bir şekilde karışana kadar ve özleşene kadar karıştıracağım. Bu börek tarifinde istediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Ispanak en çok yakışan iç harçlarından bir tanesi. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Ispanağı yeteri kadar olduktan sonra hemen kenara alıyorum ve bir adet bezem alıp açma işlemine başlayacağım. Masanın üzerine unu serptikten sonra bir adet bezeyi alıyorum ve elimle düzleştiriyorum. Beklerken kabardığı için ilk etapta havasını almamız gerekiyor. Aksi halde oklava ya da merdane koyduğumuz zaman ister istemez şekil bozukluğu olabilir. Bu yüzden ilk etapta elimizde havasını alalım. Ben oklava ile açıyorum. İlk etapta gördüğünüz gibi oklavayı hareket ettirerek bu şekilde bezeyi büyütüyorum. Daha sonra oklavaya sarıp daha da büyüteceğim. Çok rahatlıkla sizlerde yapabilirsiniz. Hiçbir işlem uygulamadan sadece oklavaya sarıp tekrardan geri açıyorum. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına tam not olarak ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bezeyi açabildiğimiz kadar açalım. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Ben artık bezeyi yeteri kadar büyüttüm. Hemen üzerine sıvı yağdan kullanıyorum. Her yerine gelecek şekilde sürüyorum her yerine gelmesine özen gösterelim. Aksi halde istediğimiz gibi tel tel kat kat olmayabilir. Sıvıya yeteri kadar sürdükten sonra hemen iç harcımızdan yerleştirelim. İç harcını sadece uç kısımlarına koyuyorum. İsterseniz her tarafına eşit bir şekilde yayabilirsiniz. Ya da sade olarak en baş kısmına tek sıra halinde de koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeteri kadar yaydıktan sonra bezenin bir kısmını içe doğru kıvırıyorum. Daha sonra oklavayla sarma işlemi yapıyorum. Oklavaya sardıktan sonra tekrardan bir baklava gibi büzüştürelim. Şeklinin en önemli kısımlarından bir tanesi burasıdır. Gördüğünüz gibi çok basit bir işlemle şeklini verdim hiç bozmadan alıp fırın tepsisine koyuyorum. Ben borcam kullanıyorum. İstediğiniz fırın tepsisinden kullanabilirsiniz. Tepsiye güzel bir şekilde yerleştirdikten sonra diğer bezelerimi de aynı yöntemle açıp iç harcından koyacağım. Bezemi güzel bir şekilde açtıktan sonra yine her yerini eşit bir şekilde yağlıyorum. Ben sıvı yağ kullandım. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz ya da margarin de kullanabilirsiniz. Daha sonra iç harcından her yerine gelecek şekilde yerleştiriyorum. İç harcını yeteri kadar koyduktan sonra tekrardan uç kısmını içe doğru kıvırıyorum. Oldukça basit bir yöntem, aynı zamanda şekli gerçekten çok güzel. Tarifimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın lütfen. Tekrardan tepsiye geri alıyorum. Ben böreklerimin tamamını aynı yöntemle hazırladım. Gördüğünüz gibi hemen üzerine bir bez örtüp yaklaşık 15 ya da 20 dakika boyunca tepsi mayasında bekleteceğim. Yeteri kadar beklettim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Hemen bir adet yumurta sarısının üzerine yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar süt ilavesi yaptım ve böreklerin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını tamamına sürdükten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirelim. Böreklerin çok uzun olduğunu düşünüyorsanız bu şekilde ortadan ikiye bölebilirsiniz. Ama mutlaka yumurtayı sürmeden önce kesmenizi tavsiye ediyorum. Ben unuttuğum için yumurtayı sürdükten sonra kesme işlemi yaptım. Ufacık dağılmalar oldu. Daha önceden ısıtmış olduğum fırınıma veriyorum. Hemen sizlere şöyle fırından göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kabardı ve kızardı. İnanılmaz güzel oldu. Fırından hemen çıkarıyorum. Fırından çıkardıktan sonra 5 ya da 10 dakika boyunca dinlenmesini bekleyelim. Kolay bir şekilde ayırmak için bu şekilde aparatımla ortadan ayırıyorum. Daha sonra hemen servis tabağına alacağım. Gerçekten harika bir şekilde kızardı, çok güzel bir şekilde kabardı. Tadı inanılmaz lezzetli, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denediğiniz zaman yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Bu tariften bol miktarda yapıp derin dondurucunuzda saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp afiyetle tüketebilirsiniz. Hemen sizlere daha da yakından bir tanesini göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi inanılmaz derecede yumuşacık, harika bir ıspanak lezzeti olan bir börek oldu. İçerisinde ıspanak olmasına rağmen hiçbir şekilde hamurlanma vesaire olmadı. Daha da yakından göstermek istiyorum. Aşırı derecede lezzetli oldu. Mutlaka denemelisiniz. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için şöyle göstermek istiyorum. Birkaç tane daha yakından göstereceğim. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır içerisi yumuşacık muhteşem bir börek tarifi oldu. Bugünlük de bir videomu daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.